Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran, yumuşacık, pamuk gibi hamurlu ekmekler hazırlayacağız. Biz eee da hamurlu ekmek diyoruz arkadaşlar. Genel olarak bazlama deniliyor. Böyle yumuşacık, puf puf kabaran, söylediğim gibi ve katı ayrılan nefis bir ekmek hazırlayacağız. Evde ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz bu zamanlarda. Hep birlikte bu ekmeği de hazırlayalım. Malzeme listemi ekranda verdim arkadaşlar. Videomun altındaki açıklamalar kısmında da yayınlayacağım. Suyumu yoğurma kabına koyuyorum. Şekerim, tuzum var ve çok az gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağı evde hangisi var ise onu kullanabilirsiniz. Onu koyuyorum. 1 paket yaş maya kullanıyorum. Elim ile hemen içine ufalıyorum. Şöyle bir sıvı malzemelerimi güzelce kaşığım ile karıştırıyorum. Suyumuz ılık olacak. Parmağımızı batırdığımızda kesinlikle yakmayacak. Bu kıvamda olması gerekiyor. Bu önemli bir püf noktası güzel kabarması için. Artık bakın bir miktar un ekledim. Kaşığım ile karıştırıyorum. Bir taraftan un ekleyip bir taraftan yoğurmak zor olabiliyor video çekerken daha doğrusu onun için kaşığım ile biraz karıştırıp daha sonra elim ile yoğuracağım siz direkt eliniz ile yoğurabilirsiniz un miktarını ve bütün ölçüleri tam olarak verdim Bardak olarak büyük bardak kullandıysanız ununu koyarken de büyük bardak kullanın. Yani başta hangi bardak ile başladıysanız aynı ölçüde bardak ile devam ederseniz kesinlikle sorun yaşamazsınız. Böyle yumuşak bir hamur yapmamız gerekiyor. Elimize yapışan bir kıvamda olacak ve hamurumuzu güzel yoğurmamız gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. İyice hamurumuzu yoğurduğumuzda, özleştirdiğimizde güzel bir sonuç alıyoruz. Bakın görüyorsunuz elime nasıl yapışıyor hamur. Söylediğim gibi böyle yumuşak yumuşak elimize yapışan bir hamur olacak ki ekmeklerimiz de öyle yumuşak olsun. Güzelce iyice özleşinceye kadar böyle 5-10 dakika hamurumu yoğuruyorum. Artık hamurum hazır. Üzerine hafiften şöyle bir un serptim ve üzerine örtüyorum. İki misli kabarıncaya kadar mayalandırıyoruz. 35-40 dakikada benim hamurum bakın arkadaşlar görüyorsunuz nasıl mayalandı. Ortamda sıcak olduğunda çabucak zaten mayalanıyor. İki misli kabardıktan sonra artık şöyle bir havasını alıyorum. Direkt tezgahınızda da alabilirsiniz. Bu maya kokmaması için bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Direkt bezelere bölerseniz eğer bu maya kokusu olacaktır yerken o da hoş bir e, tat olmuyor Un serptiğim tezgahıma hemen hamurumu alıyorum Elimden geldiğince sizlere bütün püf noktalarını söylemeye çalışıyorum Evde sizlerde puf puf yumuşacık bazlamalar yani benim deyimle Hamurlu ekmekler yapın diye Un serperek şöyle bir toparladıktan sonra bezeler hazırlayacağım Bezeleri de tavanızın büyüklüğüne göre de yapabilirsiniz veya benim yaptığım gibi boyutta da hazırlayabilirsiniz. Böyle ortadan ikiye böldüm ki daha rahat daha kolay bezeler yapayım. Portakal büyüklüğünde büyük büyük bezeler yapıyorum. Bezeleri yaparken de bol un kullanıyoruz. Çünkü hamurumuz yumuşak, böyle elimize ne kadar yapışıyor görüyorsunuz. Onun için un kullanarak yapıyoruz ki yapışmasın. Rahatlık ile toparlayalım. Kenarlarından içe doğru bakın, çekiştirerek daha sonra yuvarlıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde bezelere bölüyorum. Bütün hamurumuzu hazırladıktan sonra açmaya başlayacağız. Bakın Hamurlarımızı hazırladıktan sonra da mutlaka üzerine bir poşet veya böyle bir streç ile örtelim. Bezde kullanabilirsiniz fakat bezde kurumalar olabilir. Onun için poşet koymak daha mantıklı. Un serperek şöyle bir elim ile bastırdım ve merdane'm ile açıyorum. Çok ince açmayın. Çok ince açarsanız eğer böyle kabarık puf puf olmaz. Çok kalın da olmasın. Kıvamını görüyorsunuz zaten. Hemen açmış olduğum ekmeğimi böyle temiz örtü serdim. Mutfak örtüsü bu benim. Üzerine hafiften un serpiyorum ve ekmeklerimi koyuyorum. Un serpmemdeki amaç yapışmaması için. Ve ekmeklerimin de hemen üzerlerini örtüyorum. Daha sonra bu ekmeklerimi 20 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Hepsini yaptıktan sonra ve artık pişirmeye geldi sıra. Pişirirken de dikkat etmemiz gereken böyle ben döküm tava kullandım. Döküm tavanız yok ise eğer normal tavada da pişirebilirsiniz. Isısına dikkat edin lütfen. Çok yüksek ısıda yaparsanız dışı böyle yanacaktır ve güzel kabarıp içi pişmeyecektir. Bakın nasıl kabardığını görüyorsunuz. Çok güzel puf puf ekmeklerimiz oluyor. Hemen pişen ekmeğimi alıyorum ve bir diğerini koyuyorum. Üzeri hafif kabarmaya başladığında ekmeğimi çeviriyorum. Tekrar bakın kenarlarından böyle hafif çevirebilirsiniz. Alt kısmı pişmeye başladığında tekrar çevirdim ve hemen kabarıyor. Böyle kabarık de hafiften çevirerek pişirirseniz iç kısmı daha güzel pişecektir. Ve ekmeklerimiz hazır gördüğünüz gibi. Pişen ekmeklerimi pişirdikten sonra da üzerlerini hemen örtüyorum ki üstü kurumasın, yumuşacık puf puf kalsın. Şu an ekmeğimiz bakın puf puf kabardı ve çok güzel oldu ve o kadar sıcak ki bölmesi zor oluyor. Böyle içinde size göstermek istiyorum, katı ayrılıyor. Böyle sandviç gibi yapabilirsiniz, içine bir şey koyarak yiyebilirsiniz, böyle tereyağı sürebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet.